Webtekno'dan hepinize selamlar dostlar. IFA Berlin Fuarı için Almanya'dayız. Fuar yarın başlayacak ama biz bugünden bir şöyle Almanya'daki güncel teknoloji fiyatlarını çekmek istedik. Arkamda gördüğünüz MediaMarkt tam 4 katlı bir mağaza. Aşırı büyük. İçinde de bir derya, yani her kategoriden ürünü bulabileceğimiz, bütün ürünlerin fiyatlarına detaylıca bakabileceğimiz bir mağaza. Şimdi gelip Almanya'daki güncel teknoloji fiyatlarını çekeceğiz. Bu aslında alışık olduğumuz bir konu. Yani bu konuyla ilgili videoları çokça görüyoruz. Zaten periyodik olarak üretiliyor desek yeri var hakikaten. Biz de hazır Berlin'e gelmişken, böyle bir fırsat elimize geçmişken, güncel teknoloji fiyatlarına bir bakmak istedik. Bakalım MediaMarkt'ta fiyatlar ne şekilde? Evet, şu an MediaMarkt'ın önündeyiz. Direkt dalıyorum içeri. Ama zaten aradığımız her ürünü bulabileceğimiz bir mağaza. İlk gördüğümüz ürün Samsung Odyssey 650D 27 inç. Gördüğünüz gibi 279.99 ya 280 euro gibi bir fiyatı var. Bir MSG cihazı ve 180 Hz verebiliyor. Bu genel Odyssey'lerin özellikleri sanırım. Onun yanında Odyssey OLED 650 SD var. Bu da 27 inç. Bunun esprisi diğerine nazaran OLED olması ama aradaki fiyat farkını görüyorsunuz. Biri 280 euro, diğeri 849 euro. Yani 850 euro. 360 Hz mi? Nasıl yani? 0.03 ms 360. Az önce söylediğim her şey için özür dilerim. Bununla bunun arasında bayağı teknik özellik farkı var. Bu bir ms'ken bu 0.03 ms. Yani nasıl bir oyun deneyimi sunacağını gerçekten merak ediyorum. Onun da yanında daha da iyisi var. Buysa 1189 euro. Gördüğünüz gibi Odyssey OLED G80 Odyssey OLED G80 SD 32 inç 4K monitör. Bu da 240 Hz. Aynı şekilde bu da 0.03 ms ve 4K. Yani bu da çok güzel oyun deneyimi anlamında ama bu eminim bambaşkadır. Şimdi isterseniz devam edelim şöyle monitör tarafından. İlk gördüğümüz cihazlar Samsung oldu ama burada tabii ki birçok marka var. Onlara da bakacağız. Ha, burada biraz daha uygun fiyatlı bir seçenek var. 350 Euro'luk bir smart monitör M70D var. 32 inçlik bu da. Bu biraz daha çalışma için sanırım. Yani işte oyun performansından ziyade biraz daha günlük kullanım için üretilmiş monitör. Zaten Odyssey değil de smart monitör olması bunu açıklıyor. Onun da yanında şu anda sanırım indirimde olan, şu anda siz de rahat görebilin, 700 yerine 600 euroya satılan bir smart monitör M80D var. Bunun diğerine göre esprisi neymiş? Yani bir panel farkı mı var diye bakıyorum. İkisi de 4K, ikisi de 32 inç. Yani yüksek ihtimalle bir panel farkı vardır. Bir de webcam farkı var. Bu monitörde webcam yer alıyor. Bu da aslında günlük çalışma için iyi bir monitöre benziyor. Şimdi gelelim asıl güzelliğe. Bu manyak bir şey arkadaşlar. Samsung'un Odyssey Neo G95NC. Hani 57 inç büyüklüğünde bir wide monitör. Bu artık wide'ın da wide'ı. Bu aslında benim hayallerimden biri ya. 1869 euro. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Türkiye'de var mı onu da bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 47 ya da 49 incini görmüştüm bir e-ticaret sitesinde ama 57 inci var mı açıkçası emin değilim. Bu monitörün tek esprisi büyüklüğü değil, aynı zamanda 240 Hz yenileme hızına ve 1 ms gecikme hızına sahip. Yani bu büyüklükte müthiş bir monitör hakikaten. Şimdi devam edelim. Burada kasa ve aksesuarlar bölümü var. Burayı şimdilik geçiyorum. Burada Honor'un bir standı var. Burada bir çark var. Çarkı döndürürsek ne oluyor? Bir döndürelim. Zonguldak'ın zoosu. Ne oluyor şimdi? Eminim bir görevli başında olsa bir şeyler oluyordur ama böyle bir entertainment öğesi de var mağazanın içinde. Asıl güzellik burada ama şu anda bunu mağazada göremeyeceğim maalesef. Çünkü şu anda sadece pre-order, yani ön siparişe açık. Düz Google Pixel 9 mağazada var görünüyor ama Pixel 9 Pro şu an sadece ön siparişle geliyormuş. Yani şu an mağazada ona erişme ve gösterme şansımız yok maalesef. Biz devam edelim. Burada yine kutu oyunları var. Burada diğer işte ufak kablolu kulaklıklar ve başka aksesuarlar yer alıyor. Şimdi bir kulaklık bölümü. Aa, bir kampanya daha var, onu da göstereyim size hemen. Ya biz de manidar bir yılda geldik IFA'ya hakikaten. Şu anda IFA'nın 100. yılı için Galaxy A55 5G 359 Euro'ya düşmüş. Yani şu anki fiyatı TL'ye vurduğumuzda güncel Türkiye fiyatıyla pek farkı olmayabilir, emin değilim. Şu an net hatırlamıyorum, ezberimde değil. Ama alt kısımda siz de fiyat farkını görebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada hoparlör ve kulaklık bölümü var. Aa, burada bizim de Plus'ta incelediğimiz LG Boom'un ufağı var. Biz bir yönü incelemiştik ama burada da ufağını görebiliyoruz. Ne kadarmış? Yani şöyle evime, odama güzel bir hoparlör alayım dediğimizde LG'nin bu ürünü
Yanlış anlamadıysam 95 euro. Sony'nin bu serisi kulaklıklarda amiral gemileri 4. nesilde ve 5. nesilde indirimde şu anda. 4. neslini 250, 5. neslini ise 330 euro'dan alabiliyoruz. Ya yani bu fiyat bir bundle anladığım kadarıyla. Bu da herhalde düz fiyatı. Yani 290 düz fiyatıysa hakikaten iyi bir fiyat bence. Ya yine garanti durumundan dolayı ben Türkiye'den almayı tercih ederim. Ama fiyatı bu şekilde. Şimdi telefon sahasına bir giriş yapalım. Burada şimdi birçok markaya bakacağız ama ilk stand iPhone'la başlayalım. iPhone 15'in 128 GB'ı 830 euro şu anda güncel olarak. Burada ise bir iPhone 14 var. Onun da 128 GB'ı şu anda 739.99 ya 740 euro. Yani 14-15'e gerek yok. Bir 13'e bakalım dersek de 620 euro şu anda Almanya'da. iPhone 11 hala satılıyor. Çok acayip. Yani Türkiye'de mantığını anlayabiliyorum. Hani SE'li 11'in hala satılıyor olmasını. Ama burada satılıyor olması çok acayip. O da şu anda 580 euro. Aslında pahalı ya. Türkiye'de daha pahalı evet ama yani Almanya fiyatı da pahalı bence. Yani bu fiyatta çok iyi alternatifler bulabiliriz gibi geliyor bana. Sıradan devam edelim. Burada da bir Huawei Pro 70 Ultra var. Huawei'in amiral gemisi. Çok başarılı bir telefon. Yani eğer Huawei ekosistemini seviyorsanız alabileceğiniz en iyi Huawei telefonlardan biri bu şu anda. P60 Pro düşünürseniz de 940 euroymuş. Burada Motorola'lar var. Türkiye'de uzun zamandır görmediğimiz telefonlar. Motorola Rugged. İlginç bir telefon hakikaten. Uzun zamandır böyle rugged bir telefon incelememiştik kanalda. Bunu incelemeyi şu an çok isterdim açıkçası. Ama bu zaten çok eski bir model gördüğünüz gibi 180 euro yani. Ama bence 180 euro için gayet okey yani. Kampa, denize vesaire falan. Hiç arkanıza bakmadan yanınızda götürebileceğiniz bir telefon hakikaten. Burada bir Xiaomi Redmi Note 13 5G var. Hani 5G özelliğini biz denk geldikçe söylüyoruz ama Almanya'da 5G önemli çünkü hala hazırda sunulan bir hizmet. O yüzden model isminde bunu belirtmekte fayda var. Şu anda 250 euro'dan asıl Türkiye'de asla göremediğimiz bir telefon var burada. Google Pixel Fold 256 GB. Ben bunu gerçekten kurcalamak istiyorum şu anda. Gerçekten merak ettiğim, incelemek, kullanmak istediğim telefonlardan bir tanesi. Genel olarak Pixel serisi aslında ama Fold da çok ilginç bir telefon. Yani ilk intiba olarak bana biraz kalın geldi açıkçası telefon. Ama biraz farklı. Yani telefondan ziyade sanki böyle bir katlanır cüzdan havası var. Hem kalınlığı hem de kısalığı itibariyle. Yani hatta şöyle açmaya çalışayım. Tek elle açamıyorum şu an. Diğer elimle de kamera tutuyor. Açacağım. Yes. Multitasking. Evet multitasking. Ama çerçeveleri çok kalın hakikaten ya. Yani çok tatlı bir telefon. Bence böyle hani tasarımından biraz demode olabilir şu kalın çerçeveler veya kalınlık. Ama yine de bence tatlı bir telefon. Yani kısa oluşu falan bir farklı geliyor. Yani tuğla gibi görünmeyen bir fold istiyorum derseniz. Evet bu gerçekten kalın bir telefon ama bir yandan da farklı. Alternatif bir telefon ya. Bilmiyorum şu anda böyle ne ısındım ne soğudum. Yani garip bir telefon. Biraz zaman vermek lazım bence. Farklı bir deneyim ama ondan eminim. Yani bildiğimiz foldlardan da farklı bir deneyim sunar bu. Burada diğer Xiaomi 13 Lite ve 12T var. Xiaomi 13T Pro 640 euro. Motorola Razr 40 Ultra 8 Plus 256 GB'lı 1140 euro şu an. Ülkemizde satılmadığı için pek merak edilen bir telefon değil ama yine Motorola'nın katlanabilirlerinden birini incelemek ve deneyimlemek isterdim. Şu an ona kavuştum. Gayet tek elle kolay katlanabilir. Yani arka ekranı da gayet tatlı. Gayet kişiselleştirme seçenekleri de mevcut. Spotify mı? Oha çok tatlı. Şeyi biraz kısıtlandırıyor ama o gayet açılıyor. Gayet iyi açılıyor. Yani deneyimleme kullanmak isterdim açıkçası. Şu anda 1140 euro. Birazdan Fold 6 ile birlikte fiyatını da kıyaslarız. Burada da Nothing 2 A'lar var. Türkiye'ye geldi. Gayet böyle sevenleri, kullananları var. Bence daha da popülerleşeceğine inandığım bir telefon. Fiyatı bence şu an gayet uygun. 360 euro. Beyazı çok yakışıklıymış ya. Beyazı çok yakışıklıymış be. Şu an dummy olduğu için sadece arkasını gösterebiliyorum. Şey burada siyahı açık, o dummy değil. Hemen siyahına bakalım. Yani farklı alternatif bir telefon arayanlar için yani ben işte güncel Android arayüzlerinden çok sıkıldım. Biraz daha farklı özellikler istiyorum. Yani farklı bir tasarım istiyorum diyenler için Nothing bence bakılması gereken bir seçenek. Halihazırda Türkiye'de de zaten garantili bir şekilde bulunabiliyor. O yüzden gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Şu anda Almanya'da 360 euro. Şimdi devam edelim. Burada S24 Ultra var. Şu anda Samsung'un amiral gemisi. Bir yandan da S25 Ultra'yı da bekliyoruz. Onun da çıkmasına aylar kaldı. Şu anda 1300 euro. S24 Plus'a 999 euro, S24 ise 749 Euro'dan satılıyor şu anda. Türkiye fiyatlarını da alt kısımda görebilirsiniz. Burada bir Z Fold 6 var.
Z Fold 6 şu an 1959 Euro'dan satılıyor. Z Fold ve Flip 6'ların kutu açılışını kanalda yapmıştık. Kartlar kısmından o videolara da göz atabilirsiniz. Şu anda Almanya fiyatları Z Fold 6'nın 1959, Z Flip 6'nın ise 1199 Euro olarak görünüyor. Z Flip 5 de bana yeter derseniz o da 1099 Euro şu anda aradı. 100 Euro fark var. Ben olsam Z Flip 6'yı alırdım. Z Fold 5'te 1799 Euro. Burada ise eski seriler var. S23 700, S23 FE ise 600 Euro. S23 FE bence Türkiye'de fiyatı en makul telefonlardan bir tanesi bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam 25-26 bin lira civarında şu anda bulabiliyoruz S23 FE'yi. Donanım itibariyle çok zengin, yani bir aslında amiral gemisi klasmanında bir telefon. Ama FE serisi bildiğiniz gibi işte biraz tasarımdan, biraz da malzeme kalitesinden ödün verilerek, yani yine performans odaklı ama diğer kriterlerden biraz kırparak yapılan telefonlar. Ama performans olarak bence şahaneler. Fiyatlarına göre de bence çok iyi performans sunuyorlar. Eğer bu tarzda, yani işte amiral gemisine yakın olsun ama fiyat olarak çok üzmesin diyorsanız S23 FE'ye Türkiye'de göz atabilirsiniz. Burada Sony'nin amiral gemisi Sony Xperia 1 6. nesil var. Türkiye'de satmadığı için açıkçası erişmek biraz zor bu telefona. Sadece çok meraklıları erişebilir. Şu an Almanya'da da 1389 Euro'dan satılıyor. Özellikleri ne derseniz 12 GB RAM ve 256 GB hafızası var. 6.5 inç çözünürlüğünde. Yani tasarım itibariyle biraz demode bulunan bir telefon ama donanım itibariyle gayet bir amiral gemisi. Kamerasıyla öne çıkıyor. Sony zaten kamera tarafında her zaman önemsenen markalardan bir tanesi. Google Pixel 8a Pixel serisinin fiyat performans telefonu 499 Euro şu anda. Google Pixel 8 görüyoruz burada. Bunların hiçbiri Türkiye'ye resmi olarak gelmedi bu arada. İstanbul'da bulunuyor. Kullananlar da vardır eminim ama Google Türkiye garantili gibi bir durum söz konusu değil. Onu artık Google Pixel 9 ile birlikte bekliyoruz. Umarım Google tarafı artık resmi olarak telefonları Türkiye'ye getirir. Şu an Almanya'da 899 Euro'ya şöyle güzelinden bir Pixel 9 256 GB alabiliyoruz. Tasarımı bence çok farklı, çok özgün, çok orijinal bir telefon. Şu cam kısım çok güzel, siyah tonu çok güzel bence. Şöyle bir ana ekranını görelim derseniz de bu şekilde dostlar. Çerçeve oranına baktığımızda gayet ince çerçeveleri var. Yani bence çok zarif, çok başarılı bir telefon. Hani hem donanım itibariyle hem de tasarım itibariyle çok başarılı bir telefon. Buradaysa gelecekte 9 Pro X-Large'ı görecekmişiz. Şu anda ön siparişe açıkmış. Burada şu anda mağazada demo olarak gösteremiyorlar. Şimdi Google Pixel'leri de gördüğümüze göre telefon bölümünden ayrılmadan önce son bir soruya bakalım ve diğer bölümlere geçelim. Şimdi diyelim ki Almanya'ya geldik ve çok uygun yollu idare edecek bir telefona ihtiyacımız var. Uygun fiyatlı telefonlara bakalım bir de son olarak. En uygun fiyatlılara bakalım. Burada Xiaomi'nin bir Redmi A2'si var. Şu anda direkt 108,90 Euro'ya alıp geçebiliyoruz. Alınabilecek bir telefon. İdareten alınabilecek bir telefon. Burada A3 modelini görüyoruz. 13C modelini görüyoruz. Burada 13C, buradaysa düz 13 var. Düz 13'ün incelemesi Plus'a gelecek bu arada. Xiaomi 13 bence fiyatına göre gayet iyi bir telefon. Şu anda 209,89 Euro'dan satılıyor. Bence tam bir fiyat performans telefonu hakikaten. Yani tasarım itibariyle gayet güncel. Özellikle arka kısmı çok hoşuma gitti. Donanım itibariyle de şu anda kendi fiyat bandında iyi bir donanım taşıyor. Xiaomi'nin zaten işte 12 serisi de ilgi görmüştü. Bence 13 serisi de ilgi görecek. Fiyat performans telefonları içerisinde en çok tercih edileceklerden biri bence. Burada bir Note 13 5G var. Onun da fiyatı bence gayet iyi. 219 Euro'dan satılıyor şu anda. Telefon bölümünün karşısına direkt akıllı saatler bölümü var. Buradan şimdi akıllı saatlere bakmaya başlayalım. İlk gözümüze çarpan Apple Watch SE şu anda 275 Euro'dan alabiliyoruz 40 milim çapı olan versiyonunu. Burada bir seri 9 var 41 milimetre çapıyla, şu anda 440 Euro'dan satılıyor. Seri 9'un 45 milimini istiyorum derseniz de şu anda 479 Euro'dan alabiliyoruz. Samsung Watch'lar Apple'a nazaran biraz daha uygun fiyatlı olarak gözümüze çarpıyor. Burada Watch 5 Pro var. 269 Euro'ya bence, yani indirimli fiyatı gerçi, gördüğünüz gibi 469 Euro'dan düşmüş. Ama bence fiyat olarak çok mantıklı. Samsung Watch'ların tek handikapı sadece Android ekosistemiyle çalışıyor olması. Maalesef iPhone'la kullanamıyoruz. Peki Ultra'da durum nasıl derseniz, Samsung Watch Ultra şu anda 680 Euro'dan satılıyor. Watch 6 Classic şu anda 339 Euro. Watch 7 ise 300 Euro. Bunun fiyatı çok iyiymiş hakikaten. Yani Watch 5 Pro'nun fiyatı da iyiydi ama güncel olsun, aradaki fiyat farkını tolere edebilirim diyorsanız şu anda 300 Euro'luk Watch 7 de gayet mantıklı saatlerden bir tanesi. Burada da bir Watch Fan Edition var. Watch Fan Edition 209 Euro. Bence de iyi ama işte batarya konusunda veya dayanıklılık konusunda
nasıl? O konuda emin değilim. İncelemediğim için şu an bir yorum yapmayayım. Ama 200-210 euroya bu da tercih edilebilecek akıllı saatlerden bir tanesi. Asıl burada Türkiye'de yine göremediğimiz Google Pixel Watch'lar var. Bence tasarım olarak çok tatlı saatler. Keşke ülkemize gelse. Ve sonuçta Android ile çalışıyor. Yani telefonu getirmese bile Watch'u getirmeliler bence. Onların da fiyatları, onun da fiyatı şu anda Google Pixel Watch 200 euro. Watch 2 ise 230 euro. Bence çok mantıklı fiyatlar. Az önce cam arkasından gördüm ama burada Google Pixel'lerin açık demoları da varmış. Ya bence Google Watch 2 keşke Türkiye'de olsa ya. Aa, burada da Watch 3 var. Watch 3 de şu anda 449 euro. O da gayet yakışıklı bir saat. Tasarım itibariyle bence çok güzel bir saat. Deneyimleme kullanmak isterdim. Keşke ülkemizde de resmi olarak bulunsa. Burada da Xiaomi saatler var. Aslında bir şey diyeyim mi? Ya ben öyle çok tasarımının falan böyle manyağı değilim. Bana böyle uygun yollu, işimi göreceğini, egzersizini de kaydedecek, uyku takibi de yapacak, böyle ucuz yollu bir şey lazım derseniz Redmi Watch 3 Active 30 euro al geç. Gerçekten bu fiyatta bulabileceğiniz en iyi saatlerden biri bence. Hatta en iyi saat bile olabilir. Apple Watch Pro 2. nesil şu anda 255 eurodan satılıyormuş. 3. nesil AirPods'a 189 eurodan satılıyor. Fiyatları gerçekten iyi bence. 2. nesilde benim işimi görer derseniz o 139 euro. Galaxy Buds 2 Pro'ysa 229 eurodan satılıyor. Burada Xiaomi'nin daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkları da var. Redmi Buds 5 Pro şu anda 63 eurodan satılıyormuş. Marshall'ın da bir niş kitlesi var aslında. Onun da ANC'li Motif 2 kulaklığı şu anda 153 eurodan satılıyormuş. Telefon markasından niye kulaklık alayım? Ben zaten işi kulaklık ve hoparlör olan bir markadan almak istiyorum derseniz burada Bose ve Sennheiser seçenekleri de var. Sennheiser'ın Accentum serisi 140 eurodan satılıyor. Ve Momentum Sport modeli 260 euro. Momentum 4 ise 235 eurodan satılıyor. Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds 229 eurodan satılıyor. Sony'nin 1000XM 5. neslin kablosuz kulaklığı ise 250 euroya satılıyor. O da tercih edilebilir tabii ki. İFA'nın 100. yıl afişini tekrar görüyoruz. Yarın oradayız. İlk başta karşımıza şöyle kahve makineleri bölümü geliyor. Burada Miele'in bir kahve makinesi var. Türkiye'de çok tercih edildiğini düşünmüyorum. Çünkü fiyat olarak biraz pahalı geliyor Türkiye'de hakikaten. Ama şöyle güzelinden bir otomatik kahve makinesi arıyorum diyorsanız Miele'de 850 euroymuş. Şu kahve makinelerini şimdilik geçiyorum. Çünkü biraz niş ürünler hakikaten. Burada bir Sage var. Sage ne kadarmış? Bu potlu bir kahve makinesi 649 euroymuş. Burada bayağı ev ürünleri var ya. Galiba benim bilgisayarlar için bir üst kata daha çıkmam gerekiyor. Burada Dyson'ın bir hava temizleyicisi var. O da 669 euroymuş. Bu arada burada birçok markanın kendi deneyim alanı, deneyim odası da var. Alt katta Samsung'la Xiaomi'nin deneyim odalarını ya da işte O2 gibi operatörlerin deneyim odalarını görmüştüm. Burada da SharkNinja, Miele, Samsung, Haier, Philips, Rowenta, MF ve Dyson'ın deneyim odası var. Ben Dyson'ın fiyatlarını merak ediyorum. Bir girip bakmak istiyorum. Eğer çekim için müsaade ederlerse tabii. Burada Dyson'ın yeni kulaklığını görüyoruz. Umarım inceleme için bize de gelir. Gerçekten merak ettiğim bir ürün. Burada AirWrap modelleri var. AirWrap Complete Long modeli şu anda 549 Euro'dan satılıyormuş. Mesela burada iyi bir şey görüyorum. Acer Predator Helios Neo 18 modeli 4060 var. İçinde Intel i7 14650 HX işlemci var. 1TB SSD'si ve 16 GB RAM'i var. Bunu da şu anda 1499 Euro'ya alabiliyormuşuz. Bence alınabilecek iyi seçeneklerden bir tanesi. Burada ilginç bir ürün var bu arada. Remarkable adında Kindle'a benzeyen bir kağıt tablet. 619 Euro'ymuş fiyatı. Türkiye için biraz şov bir ürün bence. Eğer fiyat anlamında biraz daha iyi olsaydı bence hani Türkiye'de olsa keşke diyeceğim ürünlerden bir tanesi. Yani ne alaka zaten tablet işimizi görüyor, böyle şeylere ne gerek var diyebilirsiniz ama Kindle tarzı ürünleri sevenler için bence iyi bir alternatif olabilirmiş. Evet, diğer gaming laptoplara devam edelim. Burada indirimde olan bir Omen var. 3000'den 1789. Vay be. Neymiş ki özellikleri bakalım. i9-13900. HX var, 32 RAM, 1TB SSD var, 4070 var, 1789 Euro'ya ama güzel indirimmiş hakikaten, 3000'den 1789'a güzel. Bir içerik üyesinin mağazada çekimi güvenlik onu uyarana kadardır. Bizim sanırım makus talihimiz bu. Bugün de bunu yaşadık. Az önce güvenlik geldi, uyardı. Sadece resim için müsaade edildiğini, video için müsaade edilmediğini söyledi. Bunun için yazılı izin gerekiyor. Türkiye'de de böyle zaten. Ben de uzatmadan usul usul mağazadan ayrıldım. Sadece merak edenler için PlayStation 5'in fiyatlarını da fotoğraf olarak eklemek istedim videoya. Onu da şu anda görüyorsunuzdur zaten. PlayStation 5'in Almanya fiyatı da
Bu şekilde dostlar. Aslında başka birçok ürün çekmek istiyordum ama mağazada bu kadarına imkan bulabildim. Ama en azından karşılaştırma için fikir vermiştir diye düşünüyorum. 2024 Eylül ayında Almanya'da teknoloji fiyatları bu şekildeydi dostlar. Sizler de fikirlerinizden yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Şimdi IFA'dan videolarla devam edeceğiz. Başka bir web teknolojisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.